Türkiye, Irak, Türkiye, Erbil arasındaki işbirliği gerçekten bu terörle mücadele konusunda çok önemli bir takım gelişmelerine sebep olacak diye değerlendiriyorum. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bağdat ve Erbil temaslarını tamamladı. Türkiye ve Irak'ın güvenliği için işbirliği adımları atıldı. Akar, PKK'nın bölgeden temizlenmesi için kararlı mesajlar verdi. Bu görüşmelerin sonucunda çok karşılıklı birbirimize görüşlerimizin ve yaklaşımlarımızın birbirine çok yakın olduğunu görmekten de son derece memnun olduk. Hem Irak'ın hem de Türkiye'nin güvenliği bakımından alınması gereken tedbirleri almak konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve geldiğimiz nokta itibariyle de iki ülkenin yararına olacak şekilde, iki ülkenin işbirliğini geliştirecek, artıracak şekilde bir çerçeveye ulaşmış bulunuyoruz, bir sonuca ulaşmış bulunuyoruz. Akar, Irak dönüşü açıklamalarda bulundu. Temasların olumlu geçtiğini ifade etti. Bizim için esas olan, önemli olan hepinizin bildiği gibi Türkiye-Irak sınırının güvenliği ve bu bölgedeki vatandaşlarımızın rahat ve huzuru. Bu konuda kararlı olduğumuzu biz bir kez daha burada muhataplarımızı ifade ettik. Karşılıklı varılan mutabakatlar kapsamında iki ülke askeri eğitimler, ortak tatbikatlar icra edecek. Karşılıklı dil eğitimleri olacak. Karar verdik. Çalışıyoruz, çalışacağız. PKK'nın Sincar'daki varlığı konusunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Irak Merkezi Hükümeti çalışmalar yapıyor. Türkiye de desteğe hazır. Tamamen ayrılmadığına dair bilgilerimiz var. Bu konuda özellikle Irak Merkez Yönetimi'nin, Irak Bağdat Yönetimi'nin bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler. Önümüzdeki dönemde alınacak bir takım tedbirlerle, bazı tedbirlerle teröristlerin buradan çıkmaları sağlanacak. Herhangi bir şekilde bizden bir yardım, destek istenirse bunu da sağlamaya hazır olduğumuzu kendilerine belirttik. Bakan Akar, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ilan etti. Hem uluslararası ortamı değerlendirdiğimizde hem de mevcut durumu değerlendirdiğimizde artık PKK'nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını söyleyebiliriz. Ondaki çalışmalarımızın yoğunlaştığını ve en son terörist eser getirmek suretiyle hem Irak'ı hem de Türkiye ülkemizi ve milletimizi bu terör belasından kurtaracağız.